nasıl kaçırırsınız lan? Vallahi bir rally oyuna getirmiş olur ha. Kes lan, bir halta beceremediniz. Eşmer. Dur. Bir rally meselesi de bir daha mani olma bana dayı. Rasim oğlunu öldürürüm diye tehdit edip arazilerin satışı için vekaletname imzalatmış Kemal'e. Kızını da istiyor. Üstelik bu da yetmezmiş gibi Mihrali'ye çamur atıyor. Çamur mu? Güya Mihrali ile sizin Fadime arasında bir ilişki varmış. Mihrali. Ne yaptı Mihrali sana? Üstüme geldi. Üstüme geldi. Mehmet. Kaçtık da. Oğlum, Mihrali nerede? Oğlum, Mihrali yavrum, ne oldu sana? Ben iyiyim anam, merak etme. Abi ne oldu? Hatice bacım, merak etme, merak etme. Mihrali iyi, bağışla beni. Ne olur bağışla beni. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne oldu anam? Mihri bana ne oldu? Bir şey oldu yok oğlum. Dayının yanında gelip seni boyuna sarılacak değildi ya. Zeliha onları görmüş anne. Hayvan damından çıkarlarken görmüş. Gece yarısı Mihran'ın ne işi var azamların damında? Hala anlamıyor musun? Mihran ile aranızda geçenler... Doğru mu? Mihriban, bak canım. Doğru mu dedim? Doğru. Her şey doğru. Kemal abim babamdan kalan arazinin tapusunu üstüme yaptırdı. Ne? Burası senin hakkında diye. Onun için götürmüş. İşe bak. Dayım ha. Ekeciklerin Kemal. Konuşmam dedim Solmaz. Konuşacak bir şey mi kaldı? Aman be. Senin de burnun bir karış havada. Öleceksin gururundan. Keşke ölebilsen. Keşke. Artık ben Mihrali'yi değil ölümü seviyorum anladın mı? Ölümü. Mihrali ile aranızda geçenler doğru mu? Mihriban, bak canım. Doğru mu dedim? Doğru. Her şey doğru. Böyle olmasını istemedim Mihriban. İstemedim. Mihriban! 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 Ana! Ne oluyor? Ablan kapıyı kilitlemiş Mehmet, açmıyor. Mihriban! Mihriban, kızım aç kapıyı. Hala anlamıyor musun Mihriban? Sana bir şey olursa ben yaşayamam diyorum. Ölürüm diyorum, anlamıyor musun? Seni seviyorum Mihriban. Seni çok seviyorum. Mihriban, ne olur aç kızım. Ne olursun aç kapıyı Mihriban. Anne sen çek iç öyle. Mihriban. Abla ne yapıyorsun sen? Kızım delirdin mi sen? Nasıl düşünebilirsin böyle bir şeyi? Ne oluyor ya? Herkes mi kafayı yedi burada ya? Sakın Mihriban. Sakın yavrum.
Bu işi kurcalama hoca emmi. Altından çok çapanoğlu çıkar. Mehmet'in de, Mihrali'nin de başı derde girer. Hele ki Mihrali. Bir gencin hapishaneye düşmesinin ne demek olduğunu bilirsiniz herhalde. Fadime meselesi yüzünden Mihrali hapse girebilir. Onu içeri tıktırmam için parmağımı şıklatmam yeter. O kadar da kolay değil. Bu memlekette kanun var, nizam var. İyi ya işte. Ben de kanuna dayanarak yaparım. Önü sonu üç şahide bakar hoca emmi. Mihrali evimi bastı. Hayvan damımı kundakladı. Adamlarım ateş açtı. Kaçarken vuruldu. Bir dava Azam Bey açar, bir dava da ben açarım. Ondan sonra kurtar kurtarabilirsin. Bu işler bu kadar basit hoca emmi. Doğru. Bir adamın ar damarı çatlarsa her şeyi yapar. Orada dur hoca emmi. Daha ileri gitme. Burada misafir değilsin. Müsamaha sınırını zorlama. Düzgün konuş Rasim Bey. Sen o sınırı çoktan aştın. Unutma bunu. Ne söyleyeceksen söyle de bitsin bu iş. Bence de. Arazi meselesini unut. Elimde imzalı belge var. Bir an önce satış işlemlerini başlatalım. İstersen karşılık olarak bir miktar para da verebilirim. Mihriban işine gelince o artık benim değil, Eşber'in meselesi. Arazi de benim meselem değil Rasim Bey. O da Hatice bacımla Mihrali'nin meselesi. Ne demek o? O arazi babamın mirasından Hatice bacımın payına düşen yerdi. Boş bir inat yüzünden yıllarca bacımın hakkını yedim. Ama bugün bitti. O günahın bedelini ödedim. Bu sabah bacımı götürüp arazinin tapusunu üstüne yaptırdım. Artık o arazi benim değil, bacımın. Kurşun sıksan Rasim bu kadar yaralanmazdı Kemal. Laf olsun diye mi öyle söyledin yoksa hakikat mi böyleydi? Yok hoca emmi. Gerçekten öyle yaptım. Tapuya birlikte gittik. Çok iyi yapmışsın Kemal ağa. Öyle değil mi hoca emmi? Çok iyi olmuş. İyi mi oldu, kötü mü oldu onu bilemem. Beni düşündüren Rasim'in bundan sonra ne yapacağı. Bütün toplarını Hatice ile Mihrali'ye doğru çevirecektir. Çevirse de karşısında beni bulur artık hoca emmi. Bir kere halt ettim. Bacımı yalnız bıraktım. Aynı altı iki kere etmem artık. Biliyordum. Bir gün içindeki cevheri çıkaracağını biliyordum. Gerçek Kemal olacağını biliyordum. Hadi gidelim. Şükür secdesi ederim. Bugünümüze hamd edelim. Edelim ki bugünümüzü aratmasın Allah. Her şey aklıma gelirdi de senin böyle bir şey yapacağın aklıma gelmezdi Mihriban. Yüreğimi ağzıma getirdin. Aklım çıktı. Ne oldu ablacığım? Ne olur konuş ya. Bir kelime söyle bari. Bir tek kelime. Ya sen de insanı çıldırtırsın yani. Babamı da geçtin ya. Ne bu be? Ya bir kere öh de be. Bir ses çıksın ağzında. Yoksa çatlayacağım şurada ha. Ne büyük günah varmış ya Rabbi. Bir anda ömrümden 10 yılım gitti. Abla. Abla son kez söylüyorum ha. Yoksa ablam abla demeyeceğim. Tokadı basacağım. Mehmet yapma. Yapacağım. Ağzından bir kelime duymazsam vallahi da yapacağım, billahi de yapacağım. Yapma. Beni yalnız bırak. Kimse bir şey yapmayacak, anlaşıldı mı? Ne sen ne de Eşber, hiç kimse. Yutacağız mı yani? Yarın Fadime'nin karnı burnuna dayandığında ne diyeceğiz insanlara ha? O iş başka. O zamanı geldiğinde sorulacak bir hesap. Üstelik bu hesabı soran da biz olmayacağız. Bütün köy soracak. O gün geldiğinde o Mihril denen köpek ya bu diyarı terk edecek ya da Fadime'nin namusunu temizleyecek. Senin de bir sözün yok mu enişte? Niye susuyorsun? Söylesene düşündüklerini. Benim sözüm ne zaman kulağınıza girdi ki? Bunların hiçbiri hoşuma gitmiyor benim. Düne kadar bu köylüyle bir meselemiz olmadan yaşadık. Kimseye gözün üstünde kaşın var demedik. Kimse de bize demedi. Durup dururken huzurumuz bozuldu. Ne lüzum var bütün bunlara? Bize yetmeyen ne? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Anlasaydın bunlar olmazdı zaten. Rahmetli babam sağken bu baldırı çıplakların hiçbiri korkusundan yüzümüze bakamazdı. Senin pısırıklığın sayesinde
Neredeyse yüzümüze tükürecekler. Sen de ya Rabbi şükür diyeceksin. O kadar değil ama tam da haksız sayılmaz ablam. Bu köylü milleti azgındır enişte. Sopa azgınıdır. Arada bir sırtını kaşımazsan iki günde tepene pislemeye başlarlar. Biz deyiz ki duyan da Paris'ten geldi sanacak. Utanmadan bir de sülalemize laf mı edeceksin? Kah ya bozuntusu. Zilha. Abla sus. Yalan mı? Sus dedim. Babam olmasaydı şimdi açlıktan nefesin kokuyordu. Nankör herif. Sen ablama bakmayın işte. Bugünlerde kafası çok bozuk. Birden parlıyor işte. Bilirsin. Az buçuk delidir ama iyi kadındır ablam. Ömrümü yediniz be. Yıllarca da var kokan bir herifin kahrını çek. Sonra da sığıntı kusmuğu temizle. Bıktım artık, bıktım. Kalk bakalım banyoya. Yürü. Neyse, bırakalım ablamı. Kendimize bakalım. Şimdi ne yapıp edip seni buranın reisi seçtirmemiz lazım. En önemli meselemiz bu. O işten umudum yok benim. Benim var. Yolumu da yapmaya başladım. Sen hiçbir şeye karışma. İstersen kimseyle muhatap bile olmazsın. Her şeyi ben ayarlarım. Hüseyin Hoca'ya geçmek zor. Üstelik biri daha var aday. Kimmiş o? Sıddık'ın amcası Nail Ağa. Sıddık parti başkanı ya şehirde. Onun zoruyla aday olmuş. Sıddık ne zaman adam olmuş ki karşımıza rakip çıkarıyor enişte? Bilmem. Kendi çapında adam işte. Adamlığını yediririm ben ona. Amcasını bıraksın da kendi koltuğuna sahip çıksın köpek. Çıkabilirse tabii. Hay Allah, elimize yaktık be. Hoca efendi. Yok Hasibe yok. Öylesine söyleniyorum işte. Hasibe iyileşip de mutfağa girdiğinde söylenmenin ne demek olduğunu o zaman anlayacağız. Yandık yandık. İnşallah mutfağı çok dağıtmamıştır. Eline de hiç kadın işi yakışmaz bu adama. Ah, ah kızım. Meleğim benim. Allah ömür vereydi de yaşasaydın ne vardı? Nerede bu şeker yahu? Ah, aman! Tüh dumanlı hoca gibi senin. Yerleri de batırdım be. Ne oldu hoca efendi? Yok bir şey sultanım. Sen rahatına bak. Mehmet yedi mi yemeğini? Yedi bir şeyler. Uyuyor şimdi. Ya Mihriban? Yemeyecekmiş. Öğlen de yemedi. Ölecek açlıktan. Düzelir. Ne oldu? Bir konuşuversen şu kızla Kemal. Benim lafım girmiyor kulağına. Sen konuşursan faydası olur belki. Ne konuşacağım ha? İyice yüz göz olduk zaten. O senin kızın Kemal. Ne var bunda? Bir delilik yaparsa hoşuna mı gidecek? Allah aşkına. Ne olur. Allah'ın adını verme. Tamam. Bir ara konuşurum. Tamam dedim. Hadi ye yemeği. Sonunda becerdim galiba Hasibe. Sana da zahmet oldu hoca efendi. Zahmet değil rahmet oldu sultanım. Sen ne istersen yaparım. Yeter ki bir an önce iyileş. Ay vallahi sümüklü melat gibi oldum. Nereden çıktı bu nezle şimdi? Şu halime bak. Ay ne varmış halinde? Sen her şeyinle, her halinle güzelsin Hasibem. Hadi oradan. Sen İstanbul'dan al. Getirip dağ köyüne at. Bir ömür burada tükensin.
Ondan sonra da sen her şeyin ne güzelsin de. Hazibem, yapma be güzelim. Buraya niye geldiğimizi biliyorsun. Üstelik sen istedin. Biliyorum. Ailem imamın karısı olmamı istemedi. Ama sen istedin. Evet, çünkü seni sevdim. Ah be güzelim, ne diye üzersin şimdi beni? Sen benim sultanımsın. Hem de Ilıcan'ın sultanısın. Hasipala hasipala diye nasıl da peşinden koşuyorlar, görmüyor musun? Görüyorum. Galiba ben... ben kızımızı özledim. Onun bebek kokusunu özledim. Ne olurdu ölmeseydi Hoca Efendi. Ne olurdu. Yapma be Hasibem. Ne de güzel elleri vardı yavrum. Ne sıcacık tutardı. Allah'ım. İnan ki isyan etmiyorum Hoca Efendi. Ama çok özledim. Ne yapayım? Çok özledim. Abla. Bir şey mi var? Yok bir şey. Hadi ya bırak şimdi. Neydi o öyle halin, haplar maplar? Üstüme varma Mehmet, kurban olayım ne olur ya. Ne oluyor ya? Bak sen benim ablansın tamam mı? Canımsın. Hem Mihrali ile ilgili bir şeyse anlatabilirsin bana. Ben ikinizden yanayım. Senin bizden yana olman bir şey değiştirmiyor ki. Talih bizden yana değil. Yok ya. Eski Türk filmlerindeki Filiz Akın gibi konuştun şimdi ha. Talih bizden yana değil Mehmet. Kader ağlarını ördü bir kere. Babam beni Mihrali'ye vermeyecek. Bal gibi de verecek. Halamla nasıl sarılıp ağlaştıklarını görmedin mi? Artık buzlar eridi Mihriban Hanım. Duvarlar yıkıldı. Uğraşma benimle Mehmet. Allah aşkına git. Duvar muvar yıkılmadı. Babamla halam barıştılar, hepsi bu. Daha ötesinde bir şey yok. Nasıl yok ya? Allah Allah. Babam Mihrali'nin seni sevdiğini biliyor. Yarın gelip istese yok mu diyecek yani bu olaylardan sonra? Bilmiyorsun, sus. Neyi bilmiyormuşum? Mihral eskisi gibi değil. Nasıl yani? O beni sevmiyor. Hayda. Bunu da nereden çıkardın be? Sana dut gibi aşık herif. Aşık maşık değil işte. Sana git dedim. Git başımdan git. Mehmet. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Konuşuyorduk. Birden bağırmaya başladı. Bitti mi? Ne? Konuşmanız bitti mi? Bitti bitti. Öyleyse müsaade et de kızımla ben de konuşayım. Ben de gidiyordum zaten. Mihriban, kızım, bakar mısın bana? Yavrum, yüzüme bak. Baba! Ağlama kızım, ağlama yavrum. Nazlı Ceylan'ım. Oo, geç olmuş. Müsaadenizle, ben kalkayım burada artık. Burada kal kızım. Ben Mihrali ile içeride yatarım. Benim odamda kalırsın. Sağ olasın. Daha okumam gereken ödevler var. O zaman ben sizi bırakayım. Ama sen daha iyileşmedin Mihrali. İyiyim ben hocam. Gecenin bu saatinde yalnız gitmen doğru olmaz kızım. Ha? Ben de biraz hava almış olurum. Ya? Niye gidemezmişim? Ben İstanbulluyum, unuttun mu? Çok geceler o kadar itin kopuğun arasında tek başıma eve gittim ki. Korkmam ben. Doğru. Burası İstanbul değil hocam. Burada it azdır. Ama dişleri keskin olur. Amma soğuk oluyor geceleri. Dağ havası çarpıyor değil mi? Evet. Bu kadar çok oksijen fazla geliyor doğrusu. İstanbul'u gördün mü hiç Mihrali? Görmedim. Seversin. Çok güzeldir İstanbul. O bembeyaz martıları, masmavi deniziyle muhteşemdir. Bir o kadar da beladır İstanbul. İnatçı, kaprisli bir sevgili gibidir.
Mihriban gibi. Ne? Ne dedin? Boş ver hocam. Koşalım mı? Anlamadım. Niye koşuyoruz ki? Ne güzel yürüyoruz işte. Hava soğuk. Ben de üşüdüm biraz. Koşarsak ısınırız. İyi koşalım. Madem öyle, var mısın yarışa? Varım hocam. Hadi öyleyse. Geçtiniz ama ben de yaralı ve hasta bir adamım, unutmayın. Çok şekersin Mihrali. İyi geceler. Çok şeker şeymiş. Aptal kafam, aptal. Estağfurullah hocam. Seyfullah. Bakın özür dilerim hocam. Bu kadar korkacağınızı bilmiyordum. Sizi evde bulamayınca bekleyeyim dedim. Gündüz okula gelseydiniz. Akşamın bir vakti ne işiniz var evimde? Gündüz vakit bulamadım. Biliyorsunuz her zaman gelemiyorum buraya. Gelmişken... Niye geldiniz peki, nedir? Hani anlatmıştım ya, şu bizim Kahya'nın kızı. Gülsüm'e ders verecektiniz. Olacak mı diye bir sorayım demiştim. Hayır, vermeyeceğim. Çocuğu okula getirirseniz misafir öğrenci olarak dersi alırım. Ama onun dışında bir şey yapamam. Özel ders vermiyorum. Ama hocam... Bu kadar. Şimdi çıkın bahçemden lütfen. Peki hocam. Seyfullah Doğu. Seyfullah. Seyfullah. Dur.
Ateş etme Mihrali. Ne oldu beyim? Seyfullah buradaydı. Vurdum onu. O hapiste değil miydi? Öyleydi ama gördüm, oydu. Sen şu sokağa bak. Latif, sen de arabaya getir. Gebertirim seni. Kalk hadi, kalk. Beni dağıtmadan gir içeri. Yürü. Bir de kaçmaya kalkıyorsun ha. Gel dedim buraya, yürü. Yürüsene be. Geç. Yunus, atla. Demek kaçacaktın ha? Nereye gidecektin? Kime? Bilmiyorum. Yoksa Mihrali'ye mi gidecektin? O da kapıyı açıp seni alacaktı öyle mi? Gerizekalı sürdük. Çalışmamızın koynuna girdiğin yetmedi. Bir de kaçıp bütün köye rezil edecektin bizi. Atacağım! Gel be kadın! Ben şunu... Çekil başından be! Gebertirim lan seni. Bir daha bu kıza el sürersen öldürürüm seni. Ne duruyorsun? Vur. O kadar cesaretin var mı? Kapa çeneni! Anama dokunma demiştim sana, değil mi? Kim o? Ana, ana benim, aç. Ana sus, ses etme. Ne oldu Mihrali? Seyfullah da nereden çıktı? Silah sesi duydum oğlum. Seyfullah vurmuşlar ana. Önce şu yaraya bir bakalım. Hadi ana, su kaldı. Tamam. Yavaş, yavaş. Otur şöyle. Şansın varmış Seyfullah. Kurşun kemiğe gelmemiş. Şimdi hallederiz. Mihrali, o ben değildim. İnan ben değildim. Yani orada... Biliyorum Seyfullah. Kendini zorlama. Süleyman'ı vuran Eşber'di, biliyorum. Ne yaptım ben sana ha? Ne yaptım? Bir gün bile oğlum demedin bana. Bir kere bile yüzüme gülmedin. Dayak attın, azarladın, beni yok saydın. Madem bana oğlum demeyecektin,
Niye peydahladın beni be adam? Niye? Niye sevmedin beni hiç? Niye? 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 O seni değil. Beni sevmedi oğlum. Beni sevmedi. Bir daha anama dokunma Azam Bey. Babam demem vururum. Sayabağ Tepesi'ne seni vurmak için gittiğimizi bilmiyordum. Yeminle bilmiyordum. Domuz süreceğiz dedi. Ama domuz avına hiç benzemiyordu. Sonra seni, Süleyman'ı, bir de hükümeti gördüm. O vakit bir şeyler döndüğünü anladım. Şaşırdım. Korktum. Elim ayağım dolaştı. Mihrali kaç. Kaç, vuracaklar seni diye bağırayım dedim. Sesim soluğum kesildi. Donup kaldım orada. Önce Eşber ateş etti. Tutturamadı. Süleyman'ı vurdu senin yerine. Tahsin de hükümetin köpeğini. Ondan sonra kaçtılar oradan. Ben de ne edeceğimi bilemedim. Çaresiz peşlerinden koştum. Bağ evine geldik. Tahsin de korkmuştu. Eşber'le kavga ettiler. Bağırışıp durdular. Sonra nedendir? Eşber dayıma gidelim dedi. Çıngırak Rasim. He. Sonraki tezgahı da Rasim kurdu. Baştan sona düzmece bir hikaye uydurup jandarmaya söylemem için ezberletti bana. Dediğimizi yapmazsan bacını da seni de vururuz dediler. Kendi canımdan değil de bir tek bacım var. Fadime'm. Başka da kimsem yok ki. Çaresiz kabul ettim Mihrali. Aa, şimdi de çaresizim. Kepsutlu mahkumlardan biri kaçalım dedi. Kaçıp geldim. Gidecek bir yerim yok ki. Bacımı bir görsen. Belki teslim olurum gene. Ne yapacağımı bilmiyorum. Rasim Bey de beni gördü. Yaşatmazlar artık. Hapse geri dönsem bile içeriden birini ayarlayıp bitirirler beni. İşte böyle Mihrali. İster vur, istersen jandarmaya teslim et. Ya da götür Rasim'in önüne at. Elindeyim. Ne yapsan razıyım. Korkma Seyfullah, o itlere bırakmam seni. Ne de jandarmaya teslim ederim. Sağ ol Mihrali. Sağ ol. Şimdilik burada kalabilirsin. Bizim damda gizli bir yer yaparız sana. Kimse bilmez. Sonrasını düşünürüz. Fadime bacımı görebilir misin? Bilmiyorum. Denerim. Ama senin burada olduğundan onun bile haberi olmamalı. Tamam. İyi olduğunu bileyim yeter. Senden konuşalım biraz. Lafımı dinlersen senin için iyi olur. Abin için de. Abin mi? Ne olmuş abime? Eğer senden istediklerimi yapmazsan abini de öldürtür. Hapiste mi? Ya ne sandın? Her şey mahkumlardan birine. Rasim'in vereceği 3 kuruşa bakar. Bir de bakmışsın. Seyfullah'ı hapishanenin hamamında şişliyivermişler. Sen ne biçim insansın be? Zaten hiç suçu yoktu ki onun. Bir de benim yüzümden öldürteceksin ha? Sen de öleceksin. Bunu hiç aklından çıkarma. Akıllı olursan ikiniz de yaşarsınız. Tamam mı? Tamam. Ne istersen yapacağım. İyi. Önce hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. Eşberi olanlarla ilgili hiçbir şey söylemeyeceksin. Evin içinde gözüm hep üstünde olacak. Yanında ben olmadan dışarı çıkmak yok. Çamaşırhaneyi, kızları unut. Geceleri de bu odanın anahtarı bende olacak. Kaçmayı da aklından çıkar. Kaçmaya kalkarsan Seyfullah abin ölür. Ne oluyor?
Şey... Akşam söylediklerin doğru değil oğlum. Ben seni... Vay anasını. Kepsutlu biriyle beraber kaçmış Seyfullah. Jandarmanın da haberi vardır o zaman. Mutlaka bildirmişlerdir. Belki jandarmadan kaçıyordu Seyfullah. Kaçarken önüme düşmüş olmalı. Jandarmaya bir günde yakalanır değil. Şimdiye kadar ölmediyse tabii. Bakacağız. En iyisi Ilıca'ya gidip bir havayı koklayalım. Sen Gülsüm'ü al. Onu da okula götürelim. Akşam Sedef Hoca'yı ürküttük biraz. Suyuna gitsek iyi olur. Kadın Çetin Ceviz'e benziyor. Öyle. Benim sevdiğim kadınlardan yani. Neyse. Seninkine söyle Gülsüm'ü hazırlasın. Geç kalmayalım. Baş üstüne beyim. Odana mı geldi? Kim? Azam. Ne dedi? Hiç. Niye gelmiş o zaman? Ne bileyim ben. Aha kendisi avluda. Git kendin sor. Fadime nerede? Odasında. Yatıyor. Hastaymış. Ne hastası? Sen bakana. Rasim dayımsa ben yokum. Niye? Ne oldu ki? Atıştık biraz. Alo. Merhaba abla. Az önce Balıkesir'den aradılar. Sizin de haberiniz olsun. Tedbirinizi alın. Seyfullah hapisten kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Ne zaman? Anladım. Tamam kuzum, merak etme sen. Yok söylemeyiz, söylemeyiz. Yok tamam, hadi güle güle. Ne oldu ana? Kim kaçmış? Seyfullah. Seyfullah mı? Şimdilik burada idare edersin. Daha sonra ısınman için bir şey ayarlarım. Tamam. Sen şimdi biraz uyumaya çalış, dinlen. Ben bacağın için ilaç bulayım. Şüphe çekmesin diye kapıyı dışarıdan kilitleyeceğim, bilesin. Anam seninle ilgilenecek. Mihrali, sana bir gün borcumu ödeyeceğim. Dert etme Seyfullah. Bana borcun yok. Hallettik. Dinleniyor şimdi. Ben çıkacağım. Bir ara bakar Seyfullah'ın yemeğini verirsin. Tamam oğlum. Nereye gideceksin sen? Biraz işim var. İlaç falan da almam lazım. Mihrali. Mihri bana üzme. Suyuna git, değil mi? Tamam ana. Üzme. Hani bak, meslek lisesi mezunlarına üniversiteye kendi bölümleriyle ilgili sınavsız giriş hakkı tanınmış. Ali oğlum nasılsın? İyiyim nenem, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol oğlum. Hoşça kal. Hükümetin önünden geçtim. Birini ne yapıyorsun lan? İyiyim hükümet. Sen nereye gidiyorsun? Hoca emmiye gidiyorum. Tamam. Benim biraz işim var. Hoca emmiye selam söyle, tamam mı? Tamam, selam söyledim. Hükümetin önünden geçtim. Ha, hükümet. He. Geçen sen bizim evi bekledin diye. He, bekledim. Hani sana benim için dua et dediydim. Hatırladın mı? He,
hatırladım. Allah Allah, bismillah. Hoca emmi, bizim eve geldi mi o akşam? He, geldi. Hoca emmi de geldi. Mutlu emmi de geldi. Ona da dua ettin mi o gece? He, ettim. Hoca emmi de ettim. Allah Allah, bismillah, bismillah. Hı, anlamıştım zaten. Peki hükümet, sağ ol. Sen gene dua et, değil mi? He, ederim. Allah Allah, bismillah, bismillah. Hadi eyvallah. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden... Çıngırak Rasim'in oyununu da bozdun ya hükümet. Helal olsun sana. Jandarma aramaya başlamıştır. Buraya da gelirler. İt herif. Hapiste rahat battı galiba. Fadime. Ne Fadime'si? Fadime buradayken jandarma gelirse hiç iyi olmaz. Niye? Ağzından laf mı kaçıracak yani? Gebertirim onu. Yok. Başka şey var. Yani... Ne var? Fadime bir tuhaf. Kafası yani. Gidip geliyor. Hükümet gibi mi? He. Yok. Hükümetten beter. Sapır saçma konuşup duruyor. Onun buradan gitmesi lazım. Mutlaka gitmesi lazım. Ne yapacağız? Nereye götüreceğiz? Bilmiyorum Eşber. Bende de akıl kalmadı ki. Ama hemen gitmeli, anlıyor musun? Jandarma gelmeden. Tamam, buldum. Gürcü Rıfat. Dayımın adamı. Onun çiftliğine götürürüz. Orası sağlamdır. Gürcü Rıfat da öyle, sıkı adamdır. Kim götürecek? Rasim mi? Onu karıştırma. Ben götürürüm. Hem jandarma geldiğinde ben de burada olmasam iyi olur. Tamam. Yalnız kurban olayım, Fadime'yi gözünün önünden ayırma. Deli o. Abisini duyarsa kaçar maçar. Bir yere kaçamaz, korkma. 24 saat nöbet tuttururum başında. Sen de pek yanaşma ona. Yüz verme, tamam mı? Nasıl yani? Ne bileyim ben. O sürtüğün ne yapacağı belli mi olur? Belki aklını çeler senin. Şu mesele. Merak etme sen anam. Onun gibi osmalara verecek yüzüm yok benim. Biliyordum böyle diyeceğini. Eşberim, yavrum, aslanım benim. Gel bakalım Gülsüm. Sedef öğretmenle tanıştıralım seni. Sen de kahveye takıl Yunus. Millet ne konuşuyor bir dinle bakalım. Baş üstüne beyim. Gir. Merhaba Sedef Hanım. İşte Gülsüm. Size bahsetmiştim Sedef Hanım. Yunus'un kızı. Buyurun Yunus Bey. Beyine söyletme şimdi senin. Hayda, ne kızıyorsun ya? Herkese benden çay ver. Hadi git şimdi. Aklı sıra makara yapacağım. Hadi bin. Geç. Dikkatli ol Eşber. Kurban olayım, kimseye görünmeyin. Merak etme ana. Gürcü Rıfat'a varınca telefon et bana, olur mu? Olur, ederim anam. Ana. Babama söyle ben de onu seviyorum, tamam mı? Tamam yavrum.
Eşber'im, bir tane. Bizim adımız Mihribanlı Ali. Niye yaptın bana bunu ha? Niye? Niye? Hani her şeyden çok seviyordun beni? Hani ben senin adındım? Nasıl girdin Fadime'nin koynuna? Hiç utanmadın mı kendinden? Herkes sana Mihriban'ın Ali'si derken, Mihir Ali'yken nasıl bu kadar alçalabildin ha? Fadime'ye de mi aynı şeyleri söyledin ha? O da Mihir Ali'm diye mi fısıldadı kulağına senin? Allah cezanı versin! Fadime'den doğacak çocuğuna da Mihriban adını mı vereceksin? Hayvan!